Şu an çok gizli kanyonlarda gidiyoruz. Korsanların sıkça uğradığı Malyas Kanyonu. Neresi sen de söyle. Malyas Kanyonu. Tabelaya kalyon yazmışlar. Acaba kalyon mu, kanyon mu? Bunu araştırmaya gidiyoruz. Fakat önümüze çok sinsi dallar çıkıyor. Bakın dikenleri var. Ve o dikenler batarlarsa adamın... Evet. Bak yapraklar. Bu yaprakların hepsi zehirli. Değmeden geçmek lazım. Evet. Değmeden geçerken belinizi kırabilirsiniz. Kayalar. Yolumuza kayalar dizmişler. Gördüğünüz gibi bunlar er kayalar. Hepsi kanon distribütörü. Ve arkamızda bir çay mı, dere mi, ırmak mı, ne olduğu belli olmayan bir şey var. Ve biz bu şeyin içine girdik. Bakın zehirli meyveler. Bunlardan yiyip dünyaya atılmayı düşünüyoruz. Ve ay, düşme tehlikesi yaşıyoruz sürekli. Çünkü çok çeşitli çukurlarla bezenmiş burası. Bu çukurlar içine düştüğünüzde sizi 50 metreden aşağı atabilir. Daha doğrusu atmaz. Siz düşmüş olursunuz. Ve yine kayalar. Bunlar da kızıl kayalar. Renkleri beyaz ama içleri kızıl. Çünkü içinde ıslak hamburger yapılıyor. Ve ileride bağıran bir adam muhtemelen bir çukura düştü. Kendisinin gülmeme kazıklı boyvoda olduğu söyleniyor. Çünkü bir çubuk krekeri 5 liraya satıyor. O yüzden kendisine kazıkçı boyvoda denir. Zamanla evet, arkamdaki tipleme her şey gülmesiyle ünlü gülünç hata. Ve çok gizli belgeler üzerine çalışıyoruz. Evet. Şu gördüğünüz yapraklardaki hieroglifler adını bile söyleyemediğimiz değişik şeylerle bezeli. Ve Kastamonuların attığı çöpler. Bu çöpleri buraya tuzak olarak koymuşlar. Onların hepsi bu bir tuzağı. Ve üzerlerine çok iyi niyetli insanlar oldukları için bu bir tuzaktır demişler. Dolayısıyla biz Bubi'nin tuzak olduğunu anlamış olduk. Şu an kanyondan giderken çok dikkatli olmalıyız. Çünkü burada hava çok sıcak ve terliyoruz. Terlediğimiz zaman metrobüse biniyoruz. Ama Kastamonu'da metrobüs yok. Dolayısıyla metrobüse binmiyoruz. Jiplerimizle seyahat ediyoruz. Adam! Evet, gördüğünüz gibi bu kayanın üzerinden anam demeden atlarsanız ananızın yanına gidersiniz. Evet, şimdi bakın anam diyerek atlayacak kayalardan. Anam demezse düşecek. Tamam, gördünüz. Çok değişik şeyler oluyor burada. Havadan çekim ve yerden çekim gibi. Çünkü neden? Yer çekimi diye bir şey var. Bakın yer çekimi budur. Yer çekimi yerden çekilen görüntüye denir. Havadan çekim, havadan çekilen görüntüye. Bakın solum. Bu da sağım. Ve şu an şapkam ve ben. Bakın kumu görüyor musunuz? Aslında kum değil. Domuz pisliği. Domuzlar burada kum gibi sıçarlar ve İnsanlar burayı plaj zannederler. Sonra domuzlar gelir onları ısırır. Neden? Çünkü domuzların dişleri var. Evet. Buradaki kelebeklerin hepsi zehirli. Hemen şu yakalayamadığımız kelebeği. Aynı zamanda bu çektiğimiz kamerayı dedektör olarak da kullanıyoruz. Mayın var mı diye. Evet, şu an yeri arıyorum. Ha, mayın yok. Ama ileride dayımı gördüm. Hemen dayıma doğru kamera beni çekiyor, görüyorsunuz. Dayımı yakaladı ve dayıma doğru gidiyoruz. Hangi dayım? Yapmayacağım o espriyi. Şimdilik bu kadar. Çünkü neden? Kayıt hafızası doluyor.
Dolmasaydı ne yapardım? Çekmeye devam ederdim.